Selam arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Planet Zoo'yu devam oynayacağız ama günahımla başlıyorum. Arkadaşlar, oyunu yani daha fazla anlamadığım için bu bölümde arkadaşlar kariyere başlayacağız. Kariyerle başlamak istiyorum. Hatta birlikte oyunu da öğrenmiş oluruz. Çünkü çoğu şeyi yanlış yaptığımı düşünüyorum. Onun için kariyerle başlayalım. Hatta öğreniriz. Öğrendikten sonra Sandbox'a güne geçeriz. Orada devam yaparız. Böyle düşünüyorum. Girelim zaten, o zaman orada hayvanları da görüyoruz. Ve onları nasıl besleyeceğimizi veya hayvan bahçemizi doğru dürüst nasıl kurabileceğimizi, ne lazım ne lazım değil, onları öğreniriz. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Kariyere başlayacağım. Zaten başlamıştım ama fazla oynamadım. Hemen gün üstüne tıklayalım. Yeniden başlayalım. Hiç olmazsa hep beraber de görmüş oluruz. Hemen şuradan başlatıyorum. Yeniden başla diyoruz. Hemen başlayalım. Müzik de bu arada çok iyi. Evet, yorumlar arkadaşlar şu an okuyamadım maalesef ama büyük ihtimal yarın hepinize cevap veririm. Daha ne diyecektim? Bir biliyorum, birkaç arkadaş mesela şey yazmış. Üstten baktım ama yani cevap veremedim daha. İşte tutorial'i yap. Tutorial'i ilk önce oynayalım falan filan, öğrenelim oyunu. Ondan sonra şey sandbox'a geçelim. Haklılar. Haklılar. Evet, selam. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Kusura bakma, bazen diyor yanlışlıkla Planko konuşuyorum. Ich bin Bernard. Evet, seninle tanıştığımdan memnun oldum diyor. Benim adım Bernard. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Ama diyor sadece benim hanım bana Bernard diyor. Sen bana Bernie de. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute. Diyor, birkaç tane hayvanı bahçem var. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe. Ama her gelen yeni kişilere burayı biraz göstermek istiyorum diyor ve evet, hayvanlarından gurur duyuyormuş, şöyle böyle anlatıyor. 1890'dan beri buraya onları burayı kurmuş işte. Bir saniye. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Evet. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Evet, eski çalışanı vuran işte işi devam yapamıyormuş falan filan. Onun yerine biz geçiyoruz şimdi. Buraya biz yönetmeliymişiz falan filan. Dur bir saniye. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Evet, bildiğiniz gibi tutorial arkadaşlar, işte bize böyle karşıladılar arkadaşlar ve dedi işte eski çalışanı gitmiş, biz de yeni çalışanlardan biriyiz ve buraya geliyoruz, bize her şeyi öğretecekler. Sonra bu hanımefendiye bizi gönderdiler. Bu da bize şimdi burada ne yapabileceğimizi öğretecek. Yani tutorial gibi bir şey. Yani oyunu öğreniyoruz. Ha, öğrenelim. Şimdi diyor grizzly ayıları varmış burada. Oraya git diyor, sana bir şeyler göstereceğim. Gidelim bakalım ne göstermek istiyor. Hadi gidelim. Geldik. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären auch Ursus Arctos Horribilis genannt? Ursus Arctos Joliberis diyorlarmış bunların uykuları. Ve 7 ay sürüyormuş. Bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Diyor, çoğu insanlar da bir saniye. Das Infofenster öffnet sich. İşte anlatıyor, bu ayılar mesela 7 ay boyunca yatıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 7 ay boyunca. Düşünsene, insan da 7 ay boyunca yatıyor. Geriye kalan 5 ayı da uyanık geçiriyor. Oo, güzel darım ha. Evet, hayvanat bahçesi kurunca bunları da yapmayı düşünüyoruz. Güzel de yapmışlar. Baksana. Hatta ben sanmıştım bu mağara fikri sadece bizim aklımıza geldi ama bakın burada yapmışlar bile ne. Güzel olmuş. Fena değil.
Bakalım daha ne yapmışlar. Bak şuraya. Bu ne? Tırmanmak için mi? Ha yok cam. Bak. Alttan geçebiliyorsun böyle. Üstü kapalı bir şey. Güzel yapmışlar. Düşünün arkadaşlar kar yağıyor. Kar yağınca da bu altına girebiliyorsunuz herhalde. Kendinizi korumak için. İyi, fena değil. Evet, şimdi ilk olarak diyor ki bize bir ayının üstüne tıkla ki şeyleri görelim. Şunların isteklerini görelim diye. Hemen tıklayalım bir. Bakalım. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Diyor bilgileri burada buluyorsun. Wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Ama diyor bu. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Mika. Bereich des Infofensters aus. Evet, şimdi kamerayı seçmek seçmemizi istedi. Şöyle diyeyim arkadaşlar, en önemli kısmı burasımış. Yani tüm isteklerini göz önünde buldurmak. Şimdi burada da öbür seçeneklere geçebiliyoruz ama burada en önemli bölümü şurasıymış. Tamam, onu öğrendik. Şimdi kameraya tıklayalım bakalım bize neler neler öğretecek. Oha. Auf diese Weise kannst du deine Tiere Mickey, ne yapıyorsun? Beobachten. Nasıl Mickey? Klick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. İki kere tıklayınca da dur bir deneyelim. Wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Evet, şimdi aslanlara geçmemizi istiyor. Geçeceğiz aslanlara ama arkadaşlar gerçekten böyle şey değil mi ya? Güzel değil mi böyle bütün gün böyle oturup bu ayıları izlemek bile ne güzel oluyor. Baksana gerçek gibi. Aslında bu camın arkasına gidelim bir saniye. Şöyle gerçekçi yapalım. Düşünün böyle gelmişiz hayvanat bahçesini geziyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şuradan içeri bakmalıyız. Ne görebileceğiz? Bakalım. Ayıları görebileceğiz mi? Görebiliyoruz. O hacama gelecek. Şunu kapat. Oyun oynamaya geliyor galiba. Ne yapacak? Bayağı da büyük. Bakın. Bir insan boyu bu. Ayı da kocaman. Tehlikeli ya. Hiç dışarıda ormanda falan rast gelmek istemem böyle bir ayıya. Yoksa paramparça eder ya insanı. Bak buraya klima da koymuşlar. Biraz soğutmak için. Bu arada burası çok soğuk bakın. Bayağı soğuk o da. Kaloriferler bozuldu. Pazartesi işte işim çıktı demiştim ya. Ondan ilgilenmeliyim. Kaloriferi tamir etmeliyim. Onun için. Zaman olmayacak ama ondan sonraki hafta işte belki çekiliş yaparız. Evet geçelim aslan şeyine. Fazla zamanımızı burada tutmayalım. Çünkü çok öğrenecek şeyler var. Şuraya da zoomlayalım. Bakalım. Pantera Leo Leo. Oder für dich Pantera Leo Leo. Berber aslanı. Berber aslanı mı? Yani berber aslanı mı demek istiyorum? Evet, normalde... Burry würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Tamam, yaparız. Begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Evet, bize şimdi aslanları gösterdi. Aslan hakkında işte bir şeyler anlattı. Ne anlattı hemen çevireyim size biraz. İşte bunun ismi ne dedi? Berber aslanıymış. Berber aslanı ne demek arkadaşlar? Berber yani saç berberi aslanı değil. Berber yani bildiğim kadarıyla şey ya Afrika. Hani Tunus, Munus bölgeleri. Arap yoğunluğu olan bölgeler. Tunus, Cezayir falan olan yerlerde. Orada eskiden berber diye bir halk da varmış. Berberler işte. Ve işte oradan geliyor galiba bu aslan. Onun için berber aslanı. Büyük ihtimal. Ha çıkalım. Şimdi bizim şeye gitmemizi istiyor. Boş bir kafes varmış arkada. Oraya gitmemizi istiyor. Bakalım orada ne bekliyor bize. Hemen gidelim. Gittik. Geldik. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Na ja, bomboş. Zwei etwas, um genau zu sein. Evet, iki bir şey eksikmiş diyor. Deshalb möchte Domuzcuklar eksikmiş, domuzcuklar. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Tamam, tamam. Diyor, hayvanları seçmek için şu hayvan ticaresine tıklamalımışız. Evet, iki tane domuz varmış. Domuz. Evet, üstüne tıkla diyor. Sağda satın alıyor. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Yanlışlıkla diyor. Hani ekstra böyle yapmışlar ki sadece bu iki domuz burada. Normalde burada diyor binlerce hayvan var. Biliyoruz zaten. Zenbox'ta gördük arkadaşlar.
Onun için iki tane koymuş sadece, daha kolay olsun diye, yani öğrenmek için. Biz de gördük, alalım hemen, satın al diyor. İkisini de satın alıyoruz. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Evet. Satın aldıktan sonra buraya geliyormuş. Bist, hayvanları tuttuğu yerler. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Tamam. Şimdi buranın içine getireceğiz hayvanları. Şunu getirdik, şunu bunu da getirdim. Geliyorlar. Wenn du ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Evet, ticari bölgeden gidip alıp getiriyorlarmış hayvanları. İşaretlemiş bize ticaret bölgesini. Burası, hemen gidip bakalım. Ne yapıyorlar? Geldiler bak. Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Paketleri aldılar. Yani hayvanlar buraya geliyormuş. Bu yapıya. In Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Tamam, götürdüler. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen: Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Tamam. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Tamam, şimdi birkaç şey yapmamızı istedi. Ama arkadaşlar, ondan önce bir şeye bakmak istiyorum. Bakın, şimdi kafes burada değil mi? Solda. Bunu buraya yapmış. İşçiler bölgesi. Ama gördüğüm kadarıyla sadece bir tane bölge yapmış. Bütün her yere bakıyorlar. Yani biz her hayvanat bahçesinin yanına böyle bu bölgeden yapmamız lazım değiliz, işçiler bölgesini. Büyük ihtimal bir tane yaparsak yeter. Yani bir bölgeye. Birkaç tane yere. Öyle yaparız. Yani Zendbox'a geçince. Şimdi bizden ne yapmamızı istedi? İşte dedi, önemli şeyler işte, dediğim gibi isteklerine çok dikkatli olmalıyız falan filan. Öyle anlattı işte kısaca. Gidip bakalım. İstediklerini bir yapalım. Yaklaşalım şöyle. Domuzlar da gelmiş bu arada. Yaban domuzları. Selam. Üste tıklamalımışız. Ve burada görüyoruz. Yemek istekleri var. Bir de oynama istekleri. Tamam. Bu da toplam skalası ama %38 gitgide düşüyor. Biz hemen ne yapacağız? Evet, şuraya tıklamalıyız. Ve yemek ve içecek, yemekle içecek yeri yapmalıymışız. Hemen yapalım. Şuraya yapalım ya. Hemen kafesin yatma yerinin yanına. Yani yatmadan önce burada yiyip içsinler, sonra yatmaya gidebilirler. Ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Çamur banyosu. Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden beziehungsweise den Beschäftigungsspielzeugwert. Evet, bir tane çamur banyosu yapmamızı istedi. Demek yani belli zaten, domuzlar çamuru seviyor. Yapalım şöyle bir tane. Gelsinler bol bol eğlensinler. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Evet, deve kuşlarına geçmemizi istedi. Şimdi geçeceğiz ama bakalım bunlar nasıl oynayacak şimdi. Şöyle yapalım. İki kere tıkla. Oha, ne biçim gözüküyor. Evet, yattı içine. Öbürü de diz çöktü, yattı. Ne yapacaksınız? Bunlar pisliği seviyor ya. Ama hayvan sonuçta, değil mi? Geri gidelim. Halen %50'de. Neden? Aslında yemeği koyduk. Dur, hızlatalım bir. Bir saniye. Ha bak, yükseliyor mu? Yo, daha yükselme görmedim.
Tamam, bir şey olmaz, şöyle kalsın. Zaten kadının dediğini yaptık, yemek yeri kurduk, şey de kurduk. Gidelim şu deve kuşlarının bölgesine. Buraya da hemen bakalım. Geldim bayan. Neredesin? Bevor du aber anfängst das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Evet diyor, devam oyun yapmadan önce diyor hemen şuraya paydoslama tuşuna basın diyor. Tamam, burada paydoslayabiliyoruz. Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause. Bunu da bilmiyorduk. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Tamam, anladım. Evet, anlattı işte burada. Paydos moduna geçince işte daha iyi konsantrasyon olabiliyor musun? Zaten o zaman bütün dünya durmaya başlıyor. O zaman istediğiniz zamanı kazanıyorsunuz ve istediğiniz gibi kurabiliyorsunuz. O anlama getirdim. Diyor, kurmadan önce diyor şey lazımmış. Yani şimdi duvarı çekeceğiz. Ama bir de şey lazımmış. Temizlikçi işçileri. Çünkü o da önemliymiş. Ama diyor onu yakına bir yere kurmalısın. Yani bu kafesin yakınına bir yere kurmamışız. Bir de yoldan bağlamalımışız. Tamam, bakalım hemen. Şuradan bir kapı yapacaksın diyor. Kapıyı da şuraya mı yapalım? Şuraya yapalım böyle. Dur. Olmuyor. Ha bak, buraya yapmalımışız. Tamam, buraya yapalım. Problem değil. Ama anlamadım. Şimdi bu işçiler giriş kapısını normalde işçiler yoluna yapmıyoruz mu? Şimdi bu normal yol çünkü. Onu anlamadım ama yapalım. Yaptık. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Tamam, şimdi bizden ne istiyor? Şu duvarı çekmemizi istiyor. Tamamlayın diyor. Ve bizi işaretlemiş işte bölgeyi. Daha da kolay yapamazlar. Hemen yapalım. Şuradan duvarımızı kuralım. Şu uzunluğu da biraz kısaltalım. Biraz daha büyütelim. Büyüt, büyüt, büyüt. Biraz daha büyüt. Hadi 18 yap, yeter herhalde. Aynen. Şöyle getirelim şuraya kadar. Şuradan da aşağı gideceğiz. Tamam, bağladım. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Evet, diyor ki misafirlerimiz merdiven alıp çıkmasın, yani çıkmasın buraları diyor, hayvanları görmek için. Onun için şey, camlı duvar yapmalımışız. Yapacağız. Yapacağız da. Arkadaşlar buraya bayağı doğal yapmışlar. Baksana, duvarları beton duvar yapmışlar. Beton mu? Yok. Beton değil. Ve buraya da değişik yapmışlar. Güzel ama. Güzel gözüküyor. Sonra etraf aslında fena değil. Ben burayı çok beğendim. Bak, şurayı çok acayip beğendim. Bu ne burada? Ha, tren şeyi. Tren istasyonu. İstasyon gibi yapmışlar burayı, baksana. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ama bunların girişi de güzel ya. Bak buradan. Bizde niye böyle değildi sandbox'a? Bak şuradan yollar geliyor. Şuradan giriyorlar. Burası da ana giriş herhalde. Giriyorlar. Sonra parkın içindeler. Değil mi? Güzel yapmışlar. Acayip güzel. Ama bizim park daha güzel olacak. Bundan eminim. Çünkü o kadar güzel fikirler geliyor. Bundan daha güzel bir şeyler yapacağız. Evet, hemen devam edelim. Ne yapacaktık? Ha, cam. Cam yapacaktık, aynen. Ama diyor, şu işçiler bölümünde ayna lazım değil. Hemen buraları yapalım. Sadece böyle bakılacak yerlerde. Şuradan başlayalım. Şöyle gidelim de. Tamam, şimdi sola doğru git. Git. Biraz daha git.
Evet, kapıya kadar geldik. Kapıyı atlatamıyor mu? Yapalım buraya bir. Olmadı. Hadi. Niye olmuyor? Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Evet, şimdi bizden bunları yapmamızı istedi. Hayvanlar için para atabiliyorlar. Bu çok önemliymiş dedi kadına. Çünkü hayvanat bahçesinin en büyük gelir noktası burasıymış. Yani para atıyorlar içine. Hayvanlar için. Also, unutmayalım. Unutmayacağım. Solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Aynen. Tamam, oyunu devam ettireceğiz şimdi. Demek ki bunlar o kadar önemliymiş ha. Para kazanma noktasında. Tamam, bunları bir başucumuza yazalım. Bunları hepsini Zendbox'a geçince uygularız. Hadi devam edelim. Evet, hızlatabiliyormuşuz diyor da zamanı. Hadi yapalım bir. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei, höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Dört tane almamızı istedi deve kuşundan. Alacağız. Evet, diyor bu hızlatmayı kullanmak diyor. Şey amacında iyiymiş. Mesela para kazanıyorsunuz. Yavaş ilerliyor zaman. O zaman burada hızlatınca daha hızlı bir şekilde para geliyor. Onun için iyiymiş. Bir. Bir de iki ne için demiştim? Mesela yeni hayvan aldınız. O bakıcılar buraya hayvanları getirene kadar çok uzun sürüyor. Yani bazen mesafeler büyük olunca uzun sürüyormuş. Onun için zamanı hızlatınca daha hızlı bir şekilde geliyor. Onu anlattı işte. Hemen şuraya geçelim. Dört tane deve kuşumuzu hemen satın alalım. Neredeler? Şuradalar. Al bunları. Aldık. Şimdi bunları oranın içine katacağız. Tam bir şey söyleyecektim. Boşver. Evet, söyleyeyim. Şimdi şeyi de duydum arkadaşlar. Yani hepsini satın almamız lazım değiliz. Bir dişi bir erkek alınca bunlar bebek yapıyormuş. Ve bebek yaptıktan sonra daha fazla hayvan sahip olabiliyormuşsunuz. Kariyer modunda önemliymiş bu. Yani sonraki zamanlarda. Bunu bir videoda görmüştüm. Ne diyecektim? Onları satınca da bir puan alıyormuşsun. O puanla ne yapabiliyorsun bilmiyorum ama burada öğreneceğiz her şeyi. Yavaş yavaş. Şunları da katalım hemen. Çünkü burada ilerlemeliyiz. Bu geliyor zaten. Bu da hepsi geldi mi? Bu gelmedi. Bunu da getirin. Bu geldi mi? Bu da gelmemiş. Şunu da getirin. Getiriyorlar. Solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigung und Stationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Bak ya. Ne kadar değişik değişik hayvanlar var ya bu dünyada. Değil mi? Fazla bir şey demek istemiyorum. Ama bunların boyu da galiba çok büyük. Bir videoda görmüştüm arkadaşlar bu deve kuşu bir tane adamın peşinden koşuyordu. Ve gagalıyordu. Acayip komik. Ama bayağı zaman oldu. Hatırlamıyorum. İsmi neydi falan. Hiç hatırlayamıyorum şu an. Evet. Deve kuşları geldi. Yemek şeyleri yapmamızı istedi ama şimdi düşünün arkadaşlar biz Zendbox'tayız. Zendbox'ta ben bunları nasıl bulacağım ki? Tamam şimdi bu deve kuşu olduğu için yemek şeyin tabağının abi
Bir daha bu saatte çekim yapmayacağım. Çünkü böyle gözlerim kapanmıyor ama şey oluyor ya. Lafları çok karıştırıyorum. Şu yemek tabağı var ya. Değişik değişik. Mesela bu domuz içindi galiba, değil mi? Yok, değildi. Şimdi ben nereden bulacağım Zenbox'ta bunları? Çünkü orada o kadar çeşit yemek tabağı var ki. Mesela bu neymiş? Evet, bu da yemek tabağımış ama bundan yavaş yiyebiliyorlar. Bu da büyük bir tane yemek tabağımış. Tamam. Bu ne? Bu da su içme yeri. Ama şunları da kuralım. Camın yanına bir yere kuralım şu su içme şeyini. Aslında fark etmiyor nasıl gözükmesi. Çünkü bu tutorial amaçlı. Yani bilgilenmemiz amaçlı bir bölümler olacak. Hemen şunu buraya koyalım. Yanına da şundan bir tane yap. Ya da arkasına. Fark etmiyor. Şuraya koy. Bir tane de şundan yapalım. Şöyle şuraya. Tamam. Evet, bir yıldız Ich aldık. bin Godwin froh, dass Haus. die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen 70 können? Kilometre saatte hız yapabiliyorlarmış. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Diyor, radara yakalanırsa diyor, Bernie ist auf rezil alle oluruz. Fälle begeistert. Hat seinen Blitzerwitz gemacht? Jedes Mal, şimdi Bernie ile dalga geçiyor bu hanımefendi. Gün o şakasını mı yaptı diye falan filan. Könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Süper, anladım. Evet, hayvan bakıcılarını işçiler değil de, yani işçiler de ama yani hayvan bakıcıların şeyi yapıları önemliymiş. Onları şey kafes yakınlarına koymalımışız çünkü yakın mesafede olmalılar ve hızlı bir şekilde ulaşmaları için yakın mesafeyi bir yere yapmalımışız. Evet, onun için bak hemen yanına işaretlediler. İşaretlediler. Evet, onu da bir başucumuzda kafamızda tutalım. Evet, bakıcılar şeyi hemen girelim. Neredeydi? Şurada bak. Klasik bakıcılar küçük diyor. Planet So bakıcılar evi küçük. Aslında bu klasik güzel gözüküyor. Hemen yapalım şundan bir tane. Şuraya koyalım. Güzelce ne şu köşeye. Tamam. Koyduk. Hadi. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Bir kişi kalabiliyormuş Aber in bu kulübenin der içinde. Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Bunu biliyordum işte. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Evet, hanımefendi bize şey dedi. Dedi mesela bu bakıcılar evi falan filan işçiler bölümleri. Onları açık alana yapmamak lazım. Çünkü misafirlerimiz bunları görürse diyor fazla beğenmiyorlarmış. Çünkü etrafı fazla görüntüsünü bozuyormuş etrafın. Onun için böyle gizli bir yerlere yapmak daha mantıklıymış. Mesela ağacın arkasında ya da bizim yaptığımız gibi dağların arkasına ya da tepelerin arkasına. Dağ ya da tepe fark etmez. Evet, onu anlattı. Bir de diyor şimdi elektrik lazım diyor. Elektrik de hemen yakında yapalım diyor. Çünkü buraya işlemek için, yani işletmek için elektrik lazımmış, işlemek için. Allah Allah, bu kadar lafları çok karıştırıyorum ya. Hemen şu elektrik şeyini alalım. Alles blau geworden, weil du die Strom Heat Map nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Bak işte, şu aşağıda soldaki şeye tıklınca şey oluyormuş. Elektrik nerede elektrik kullanılıyor şu an? Onu görüyor musun? Şu mavi olan şeyler hep elektrik ulaşımı gelmiş diye gözüküyor. Tamam. Bir tek burada yok. Onu da şimdi yapacağız. Ama bunu da şimdi biliyorum. Şu aşağıda solda. Tamam, oldu. Hemen gidelim şuraya da şunu kuralım. Bak.
İşte buraya kadar oynamıştım tutorial'ı. Hatta biraz daha devam yapmıştım. Onun için demiştim hani Sandbox'a bunları yoldan bağlamadık ya. Demek ki onun için kırılıyorlardı hep. Bozuluyor. Bir de ulaşamıyorlardı. Tamircilerimiz ulaşamıyordu bunları tamir etmek için. Onun için problemli oluyordu. Şimdi ama çözdük bu işi de. Yapalım bunu buraya. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Evet, hadi. Und weil du bakıcılar sie so gut yola positioniert çıksın. Hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Evet, kaplanlara gideceğiz şimdi. Aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Evet, bir de bir kuşu daha geldi. Şimdi bizi kaplanlara yönlendirdi. Ama arkadaşlar bakın bu bakıcılar evi bunun içinde bir tane kişi kalabiliyormuş. Büyüklerini yapınca daha fazla bakıcı oluyormuş. Kafes diyorum. Hayvanat bahçemiz daha büyük olunca daha büyüğünü yapsak daha mantıklı. Bunlar mesela yemek götürüyor galiba. Bak burada yemek işareti de var. Abi yemekleri hazırlıyor. Suyunu götürüyorlar. İyi bir şey. Şimdi bunu da biliyoruz. Hemen şimdi kaplanlara gidelim fazla zaman kaybetmeden. Nerede kaplanlarımız? Şurada. Hep neredesiniz? Daha gelmemişler. Aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Evet, diyor bunu sakın. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Tamam. Unutmam. Tamam diyor, unutma diyor, burayı yok etme diyor. Çünkü buraya su yapacakmışız. Öyle diyor. Bir de duvarları tamamen sıfırdan çekeceğiz. Tamam, şimdi duvar çekmeyi öğreniyoruz bu bölümde. Hemen yapalım. Gireyim şuraya. Betondan olacakmış. Şurada beton. Çünkü kaplanlar var bunun içinde. Bir saniye. Şunu biraz yüksek yapacağım. Bak bunu da önceden bilmiyordum mesela. Burada öğrenmiştim. Bunu yüksek yapacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar 7 metre olsun. Kaplanlar kaçmamalı. Çünkü baya bir tehlikeli hayvanlar. Ama seviyorum ya kaplanları. Şu 7 metrede yapalım arkadaşlar. Çünkü sonra bunu yaptıracak güne bize. Ve bunu yukarı çekince problem yaşayacağız. Ben şunu şöyle yapalım. Çünkü o zaman teker teker şuna tıklamalısınız. Yani bir hata yaparsanız yeniden yuvarlağa dönüyorsunuz. Onun için direkt böyle yüksek çekeceğiz. Biraz daha kısaltalım. 18'den 15'e düşürelim. Tap. Hadi şimdi bu tarafa çak. Buraya da bir tane çak. Şimdi biraz daha kısalt. Kısalt. Pam diye kur şuraya. Şimdi biraz daha uzatabiliriz. Şöyle aşağı doğru gidelim. 1 2 kısalt şunu. 18'e indir. Hatta 17'ye, 16'ya. Biraz daha inmeliyiz. 14'e. Tamam, 12'de gitsin. Hop. Oldu. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Uzunlukta kalsın, bir şey olmaz. Ve tamamladık. Evet, bayağı yüksek. Çünkü kaplan girecek buraya sonuçta. Kaplan duvarları biraz daha güvenli olmalı. Kapımızı yapmalıyız işçiler için. Şu tarafa, aslında şuraya da yapabiliriz. Problem olmaz. Şuraya ya yap. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Hadi yapalım şuraya. Buraya biraz para atsınlar geçince. Gut. Die Einfassung ist fertiggestellt. Şuraya da yapacağım. Der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Suyu olsa bir tane yapalım. Yeter. Evet, şimdi kaplanlarımızı getirebiliyoruz ama ilk önce arkadaşlar şuraya bir girelim mi? Neredeydi? Şurada. Evet, cam yapamıyoruz. Tamam, bir şey olmaz. O zaman hayvanlarımızı satın alalım. Hem de görmüş de oluruz. Evet, burada güzel kaplanlarımız. Kral kaplanı diyor. Kral kaplanı. Hemen alalım iki tanesini. Aldık. Şimdi buraya getirtirelim. Hadi bakalım. Getirin şu kaplanlarımızı. Kaç yaşındalar? 8
buçuk yaşına yaklaşmış, bir de 9 yaşında. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, evet, gelene kadar diyor. Das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Hayvan hep bahçelerine gelene kadar hazırlayalım. Platziere eine passende Futterstation für sie. Evet, onlar için diyor yemek bölgesi yarat. Yaratalım. Girelim şuraya. Bir yemek bölgesi. Aslında böyle camın kenarında bir yerde olsa çok iyi çünkü arkadaşlarımız diyorum. Diesmal versuchen misafirlerimiz bakabiliyor o zaman. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Evet, du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, so dass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Bazı hayvanlar diyor göl yapınca diyor onda yüzmeyi bir de içmeyi seviyorlarmış. Onun için evet, şuradan girebiliyoruz. Şuradan girince diyor suyu yapın yapabiliyoruz dedi şimdi. Hemen arkadaşlar burada suyu yapınca bazı hayvanlar suyunu hatta burada içiyorlarmış. Onun için ekstra su şeyi yapmamız lazım değilmiş. Hemen girelim şuraya suyumuzu da yapalım. Nerede? Bak şu sudan. Yapalım sonra bakalım nasıl içecekler. Ya, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen wir genau wie die Wachsenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Kaplanlar acayip bir hayvan. Ya bazıları Suudi Arabistan'da falan bunları evselleştirmeye çalışıyorlar ama yapamazlar çünkü bunlar sonuçta yaban hayvan. Resmen yani köpek gibi evinde besliyorlar bunları. Aslında bilmiyorum, güzel hayvanlar ya. Hemen şuraya ne yapmalıyız? Hemen bakalım şurada. Evet, bakın oyuncaklar yapmalıyız. Bu gördüğümüz kabak, kanlı kabak şeyi var güne. Demek ki bunu seviyorlarmış kaplan. Şuraya şuranın arasına saklayalım burada bulsunlar. Yükseldi mi? Bir tane daha şuraya yapalım. Tamam. Şu ne? Bunu da seviyorlarmış. Önden bakalım da. Neymiş bu? Evet, tırnaklarla üstünden geçiyorlar herhalde. Şunu hemen bu duvarın oraya yapalım. Seyircilerin önünde yapsınlar. Tamam. Langsam nimmt hier alles Formen an. Also die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Evet, şimdi ev lazım bunlara. Yatabilecek bir yer. Yaparız. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Evet, hanımefendi bize şey dedi. Ya hemen buradan bir tane böyle bir yapıyı kuracağız yatmaları için. Ama başka bir şey de yapabiliyormuşuz. Bu yapıları kendi yani parça parça kendimiz de kurabiliyormuşuz. Yani istediğimiz kafamıza göre kurabiliyormuşuz. Süper. Süper. Gerçekten süper bir şey. Yaparız da. Yani Z-Box'a yaparız. Kendi kafamıza göre şekillendirip yaparız. Şunu şu köşeye mi koyalım? Şu köşeye koyalım ha. Ya da mağaranın yanına. Mağara? Mağara yoktu ki burada. Kafam Z-Box'a gitti. Tamam şuraya koyacağız. Ay çevir. Fazla çevirme. Şöyle yeter. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Açık zaten. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Tam buraya tıklayınca also gut, öffne das bunu biliyorduk zaten. Wähle malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Evet, toprak yapmamızı istedi. Nerede? Şurada. Evet, bunları biliyorduk zaten ama yaparız tekrar. Aslında yeter. Uzun ot fazla var diyor. O zaman biraz buraya yapalım. Kısa ot. Daha fazla kısa ot istiyorlar. O zaman bu uzun otları kısa otlarla değiştirelim. Değişti, tamam. Süper. Yeter. Du weißt schon.
Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Hm. Şimdi diyor, yani hayvanların geldiği iklime göre ağaç bitkiler yapmalımışız. Ama gidelim. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Evet, bazı bitkileri sevmiyorlarmış burada olan. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Şunları hemen silelim. Bunu sevmiyorlardı. Bir de hangisini? Bunu sevmiyorlardı. Bir de bir tane daha vardı. Bak şunları sevmiyorlarmış. Şunları da yok edelim. Bunu da sevmiyordu. Tamam. Peki söyleyelim, bir hayvan yaptık, tamam mı? Onu peki nasıl beğendi bitkileri, onun nasıl beğendi bitkileri yapabileceğiz? Şuraya tıklayacağız. Yaşadığı şeyi seçeceğiz ama bir saniye. Nerede yaşıyorlarmış bunlar? Asya'da. O zaman Asya'yı seçeceğiz. Asya. Asya'daki bitkiler çıkıyor. Peki bu kaplana özel bitki hangisi olabilir? Mesela bunu beğeniyor mu? Yapalım mı? Beğeniyor. Yapalım bir. Buraya tırmanıp çıkabilirim ha. Çok tehlikeli noktaya yaptım. Zıplayamaz ya. Aslında kediler kaplan kedi şeyine, soyuna dayanıyor galiba. Kediler de uzağa zıplayabiliyor. Bir tane daha yapalım yeter. Tamam. Yeter mi? Yetmez. Bunları seviyorlar mı? Seviyorlar. Evet, bunu da başardık. Godwin Horse. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Gut. Ya bunlar o kadar keyfi yerindeymiş ki duvar bile ne kırılsa burada kalırlar ya. Tamam, bunu da başardık. Evet, şimdi ne istiyor bizden? Bizden şimdi ne istiyorsun hanımefendi? Evet, yeni işaretlediği bölgeye gideceğiz. Şu yukarı gösteriyor. Gideceğiz ama burada bu bölümü bitiriyorum arkadaşlar. İşte böyle yapmayı düşünüyorum sizden arkadaşlar. Bu tutorial'ı komple bitireceğiz. Ki bilelim bu oyun nasıl, mekanizması falan nasıl kurulduğunu öğrenelim ve ona göre hareket edelim diyorum. Çünkü şimdi evet ilk bölümde başladık arkadaşlar. Ama yani oyun yeni çıkmış. Tamam, anladım. Yani heves vardı böyle direkt sandbox'a girmek, istediğin kafanda istediğin şeyi yapmak ama hani oyunu anlamadıktan sonra gerçekten yani insan biraz zorluk çekiyor. Onun için bazı yorumdaki arkadaşlara hak veriyorum yani. Bilmeden başlamayacaktın diye yorumlar var. Onun için bunu yapmayı düşündüm. Umarım beğeniyorsunuzdur. Benim gibi keyif alıyorsunuzdur ve evet, başka diyeceğim bir şey var mıydı bu bölümde? Düşünmeliyim. Evet, şimdilik bir şey yok. Zaten yarın günlerden ne? Pazar günü. Yani yarın derken zaten pazar oldu. Çünkü işten sonra geceyi geçiyordu. Şimdi pazar oldu bile, 12'yi geçti. Yani bugün, bu akşam belki yeni bir bölüm çekip atarım. Dediğim gibi tutorial'ı hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Bu arada kaç dakika çektiğimi de bilmiyorum. Çektim. Yani 40 dakika olmuşsa da artık. 40 dakika olmuştur büyük ihtimal. Emin değilim ama çünkü göremiyorum. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Ve bir şey diyecektim. O yorumları cevaplayamadım şu an. Ama büyük ihtimal yarın cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.